Türkiye'yi çevreleyen yangın savaşında cephedeki son duruma bakacağız. Şimdi Muğla ve Antalya'nın ardından dün akşamüstü Isparta ve Mersin'den de alevler yükseldi. 156 yangından 147'si kontrol altında. Küllenen adreslerde ise bambaşka dramlar yaşandı. Hayatımızın kurtulması bu havuzu... Tam bir felaketin ortasında kaldık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Alev kapanından kaçamadılar. Sığındıkları evin havuzuna girip hayatta kaldılar. Burada durum çok sıkıntı. Yolu geçmek üzere. Eşim, çocuklarım, anneannem kendimizi havuza attık. Çocukları havuza batıra çıkara batıra çıkara hayatta kaldık. 7 gün geçti. Antalya'daki yangın savaşı devam etti. Uçaklar, helikopterler, tomalar o savaşı bitirmek için seferberdi. Şimdiye kadar 156 adresten 147'sinde alevler kontrol altına alınabildi. En sıcak adresler Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki'ydi. Ateş mi? Ateş var, ileride ateş! Bir gece de oradan geldi, her tarafı yağdı, bu tarafı komple yaktı geçti. Alevler yaklaştı. Vatandaşlar canlarını, can yongalarını kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Oralardan buradan aşağıdan değeceğim. İlk defa hayatımda böyle bir felakete şahit oldum. Durum çok kötü. Onlarca ev, onlarca işletme küle döndü. Cehennemi gördüm. Resmen cehennemi yaşadım. Küle dönen Kalemler Köyü'ndeki manzara içler acısıydı. Yangın sonrası evinin halini gören kanser hastası kadının gözü yaşlıydı. Çok kötüydü. Alevlerin içinde kaldık. Gündoğmuş yolu ulaşıma kapatıldı. Arabaları çıkarın! Alevlerle mücadelede tansiyon da yükseldi. Şarkıcı Yusuf Güney ile orman memurları arasında tartışma çıktı. Şarkıcı havaya ateş ettiği iddiasıyla geceyi jandarma karakolunda geçirdi. İki gündür köyde bekliyoruz zaten yangının gelmemesi için ama şu an köyün etrafını her yeri sardı. Yeni felaketler de yaşandı. Dün Isparta Sütçüler'deki ormanlık alandan alevler yükseldi. Bunlar bir çözüm olursun. Tamam bacım ya. Bunlar ne olursun bir çözüm Allah'ını seversen. Mersin Aydıncık'taki yangın küllense de geride sönen hayaller kaldı. Kale ailesinin kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz bir gecede yok oldu. Her şey yandı, kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış. Geldim, ayakkabım bile yanmış. Hiçbir şeyim kalmamış.